Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce bir bluz örüyoruz. %100 koton ipler olan bu iplerimi yazın başında Bilhayal Ubi'den temin etmiştim. Daha öncesinde de beyaz bir bluz örmüştük birlikte. Eğer o bluzu görmeyenleriniz varsa çok şık bir bluz. Hemen bu videonun altına linkini bırakayım, bir de ona göz atın. Burada da yine %100 koton olan bu ipleri kullanarak 3 milim tığla birlikte bir bluzu öreceğiz. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Bu bluzda kullandığım teknik yine her zaman çoğunlukla kullandığımız tekniklerden üçlü trabzanlar halinde. Şöyle bakın, ikiye katlayarak zaten ben epey uzunca ördüm. Artık sonuna geldim. Orayı birlikte bitireceğiz ama modeli kurmayı şimdi size birazdan göstereceğim. Aralarda hiç zincir çekmeden dümdüz upuzun bir parça örüyorum. Benim parçamın uzunluğu üstüme deneyerek devam ettiğim için şimdi bakın eni aslında bu. Uzun bir ene olarak ölçüyorum. Bana 82 santim yeterli oldu. Üstüme tutarak böyle hani şöyle üstüme tuta ilerledim. Yeterli ölçüye geldiğini düşündüğümde de durdum ki finallemeyi, o kısmını birlikte yapacağız. Siz de üstünüze tutarak bu kısımda ilerleme yapabilirsiniz. Ancak 36-38 beden için 80 santim civarı yeterli olacaktır. 40 beden için atıyorum 85. Yani bu sizin aslında biraz da göğüs bölgenizin ölçüsüyle de ilgili diyebilirim. Bluzun boy uzunluğu ise şu anda 30 santim. Bunu daha kısa, direkt bikini üstüne giyilecek genç kızlara crop kısa yapabileceğiniz gibi daha da uzatarak bluzunuzu istediğiniz ölçüye ulaştırabilirsiniz. Öyleyse beraberce yapımına geçelim. Siz hala abone değilseniz altta hemen bir tıkla abone olmayı unutmayın efendim. Bluza başladığım kısım şu kısım oluyor. Yani upuzun enini örüyorum aslında. Şu kısım sizin ne kadar bluzu uzun istediğinizle ilgili. Daha kısa yaparsanız ya da daha uzun yaparsanız ölçünüze göre bu sizin keyfinize bağlı. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 badem içine çalışmışım. Ben şimdi size hemen modeli kurmak istediğim için, göstermek istediğim için çok daha az sayıyla başlayarak göstereceğim. Çok pardon, bir ilmek çıkartıyoruz hemen. Daha sonra 1, 2, 3 ve 4 zincir çekeceğim. İlk başlarken 4 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Burada ilk çektiğim zincirin içine batıp 1, 2 ve 3 kere de çıktığım bir trabzan örerek ilk bademimi hazırlamış oldum. Dediğim gibi ilk başlarken 4 zincir, ondan sonra ise 3'er zincir çekerek ilerleyeceğiz. Tığın üstüne ipimi aldım. Burada 2 trabzan, 2 bacak arası diyeyim, bademin ortasına batıyorum. 1, 2 ve 3 kere de çıkıyorum. 1, 2, 3. Tığın üstüne ipimi aldım. Boşluğa battım. 1, 2 ve 3 kere de çıktım. 1, 2, 3. Başlangıcım bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi ben üstümdeki bluzda 21 badem hazırlayarak çalıştım. Şimdi burada minik bir örnekte kaç oldu? 5, 6 tane üstünde göstereyim size. Şimdi 6 tane bademimi ördükten sonra ilk olarak hemen şuradan yalancı trabzanla yükseleceğim. Şöyle bir tane yalancı trabzanla yükseldim. Siz burada zincir çekerek de yükselebilirsiniz. Boşluğun içine geldim. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum badem boşluğunun içine. Tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Diğer badem boşluğunun içine geldim. 3 tane ikili trabzan da onun içine örüyorum. Her badem boşluğunun içine 3 tane ikili trabzan örelim. Sonuna kadar geldim. Son bademin içine de 3 tane ikili trabzan ördüm. Buradakinin dibine de bir tane ikili trabzan örüp yükseliyorum. Şimdi aynı renkle devam edeceksem nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Aynı renkle devam ederken hemen şimdi burada bir yalancı trabzanla yükseliyorum. Döndürüp parçayı şu şekilde şuradaki boşluğa geliyorum ve 3 tane ikili trabzanımı o boşluğun içine örüyorum. Ve her üçlü grubun arasına yine 3 tane ikili trabzanımızı örerek devam edelim. Sona geldiğimde ise buradaki sondaki boşluğun arasına batıp bir ikili trabzan örüyorum ve ikinci sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Burada bu rengimle işim bitince diğer renge geçişi ise şöyle yapıyorum hemen. Dilerseniz böyle tersini çevirip sırasıyla bir düz bir ters de gidebilirsiniz. Ben şöyle devam ettim. Örnekte de göstermek isterim size. Her son sırasını bitirdim. Yeni renge geçtiğimde aynı yüzle devam ettim. Yani orada hiçbir önemi yok. Siz keyfinize göre renk sıralamasını devam ettirebilirsiniz. Ben 2 aynı renk bir antrasit, 2 aynı renk bir antrasit mantığıyla ördüm. Çünkü antrasiti etrafını ve askılarını örerken de kullanacağım. Yani şimdi burada bitirmiştim ya, hiç ben bu parçayı ters çevirmiyorum. Son sırasının ön yüzü bana yine bakarken yeni renge de geçişim şu şekilde oluyor. İlmeğimi çıkarttım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Şurada başta oluşan bir boşluğum var. O boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra diğer üçlü grupların ortasına gelip yeniden 3 tane ikili trabzanı örerek sona kadar ilerleyelim. Son boşluğa geldiğimde hemen o boşluğun içine de burada 3 tane ikili trabzanımı örüp bu sırayı da tamamlamış olduğum işte modelin ilerleme şekli. Bunu istediğim genişlik ve istediğim uzunluğa kadar devam ettiriyorum. Bluzum için gerekli ölçüleri az önce vermiştim. Şimdi artık bunun bluz formuna geçelim. Gerekli uzunluğa geldiğini düşündüğümde artık renkleri 2 kere tekrarlıyordum ya, bu rengi 2. kez tekrarlarken şöyle 2'ye katlıyor olacağım parçamı. Şöylece bakın, 2'ye katlıyor olacağım ve örerken şöyle ters yüzünden katlayayım el örüş şeklime, yönüne göre. Bakın şimdi bunu 2. sırasını örerken artık yukarıyla da tutturuyor olacağım. İlk yalancı trabzanımla burada yükselip döneyim. Bunu bir kere hemen ilk trabzanla arkadan şu trabzanın dibinin olduğu yerden bir batıp tutturayım. Arasından geçirelim. Daha sonra aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüp ilk grubumu tamamlamış oldum. Hemen tığımdan çıkıyorum. Şu iki bademin arasının denk gelen şu iki bademin arasındaki kısma batıp ipimi oradan geçiriyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki boşluğa geldim. Tığdan çıktım. Hemen yine arasındaki boşluğa geldim. İlmeğimi çıkarttıktan sonra diğer üçlü grubumu örüyorum. Çıktım. Yine buradaki bademlerin arasındaki kısma batıp aradan çıkartıyorum. Şu şekilde. Sonuna kadar bu mantıkla uzun parçamın iki kenarını birleştirip bir bütün haline getiriyorum. Bir büyük parça, yani uzun büyük parçam bluz formunu aslında bu şekilde almış oluyor. Öyleyse sonuna kadar anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Aynı mantıkla örelim. Birleştirme işlemini tamamladıktan sonra arkaya şu kısmı tam olarak arkaya aldım. Arkada kalmasını istiyorum ve askılarımın yerlerini belirledim. Bunun için şu ön taraftaki kafes, göğüs kafesi kısmından bir ölçü aldım ki 16 santim açıklık benim için yeterli. Eşit olarak her iki taraftan da aynı noktaya taktım. Buralar benim askımın başlayacağı yer olacak. Buradan başlayacağım. İstediğim uzunlukta örüp buraya geldiğimde de arkada da yine ayarladığım yer arkada. Öne göre bir tık daha kol tarafına doğru geçirdim. Ya askı şöyle arkaya doğru bir miktar çapraz duracak ama çok az. Bakın şudur çapraz duracağı fark. Şu kadar göstereyim size. Ben şimdi bir tane askıyı yapayım. Kaç santim ördüğümü de size buraya geldiğimde bunu örerken beraberce göstereyim. Askısını şu şekilde 31 sıra örerek tamamladım. 33-34 santimde uzunluk benim için yeterli oldu ama siz şu boyu mutlaka üstünüze deneyin. İsterseniz uzatıp daha da kısaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin yine zevkinize, kullanma istediğiniz şekle bağlı. Şimdi bu askıya başlarken yine ilmeğimi çıkartıyorum. Şurada ilmek belirleyiciyle yer tespit etmiştim. Oranın şu pembe gruptan başlayacağım yani. Hemen ne yapıyorum? Pembe grubun buradaki ilk kısmına gelip bir tane ikili trabzan ördüm. Şuraya da göstermem gerekirse bakın. Burada da bir tekli ikili trabzan sonra üçlü grup aynı mantığı devam ettiriyorum. Şimdi tığın üstüne ipimi aldım. Şuradaki kısma geldim. Buraya gelirken hemen şunu da üstten alayım. Aradan ilmeğimi çıkartıp ilk ikili trabzanı ördüm. Yanına iki tane daha ikili trabzan örüyorum. Şu ipi de gizleyerek devam ettim. Sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp yalancı trabzanımı ördükten sonra ters yüzünden şuradaki iki tekli trabzan ve üçlü grubun arasındaki boşluğa geliyorum ve bir tane üçlü grubumu ikili trabzanlarla bu boşluğun içine örüyorum. Sonra hemen yine bir üste çıkıyorum. Yalancı trabzanla bu defa da şuradaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yalancı trabzanla yükseliyorum. buradaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan. İşte bu mantıkla ben 31. sıraya geldiğimde arka tarafla birleşiyor olacağım. Ölçü olarak dediğim gibi 35 santim. Bu şekilde devam edelim. Birleştirme kısmını beraberce örelim. Sıra ördüm. Şimdi 31. sırayı örerken burada hemen yine yalancı trabzan, yani şu kısımdayım ya, burada bir yalancı trabzanla geldim. Şöyle döndürüyorum. Bakın, birleşeceğim ya. Şimdi bu arka taraf ya, şurada tutturduğum, yeşille tutturduğum yer. Hemen şöyle yapalım. Şurada yeşille tutturduğum olan o kısma, şu kısma birleşeceğim. İlk olarak hemen, şimdi böyle tersindeyim. Askı şöyle alayım. Buradaki boşluğun içinden bu ilmeğimi geçireceğim. Askının düzgün olduğunu kontrol ediyorum. Daha sonra hemen şuradaki boşluğa gelip 3 tane ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. Ve şunu çıkartayım. Bunu da karşısında şuradaki yeşilin dibine batıp çıkartarak buraya tutturdum. Şimdi hiç burada ipimi koparmayacağım. Tabii bu benim ilk yaptığım askı olsaydı kopartıp diğer askıya geçecektim. Aynı mantıkla birleşecek. Ama eğer ikinci askımızı yapıyorsak artık etrafını örmeye başlayacağım. Etrafını örmeye başlayacağım derken hem askının etrafından hem de bu bluzun etrafından sık iğnelerimi geçeceğim. Aynı zamanda şu kısımlarda geçerken de minik de toplamalar yapacağım. Üst kısmı, koltuk altını, göğüs kısmını bir miktar oturtmak için. Şöyle göstereyim nasıl yaptığımı. İlk olarak şurada bulunduğum kısımdan şöyle döndüreyim bir. Şimdi ilk olarak askının etrafından başlıyorum geçmeye. Sık iğnelerimi şuradaki boşluğun içine geliyorum. 2 tane sık iğnemi örüyorum. Tekrardan buraya geliyorum. 2 tane sık iğnemi burada da örüyorum. Her bir boşluğun içine 2 tane sık iğnemi örerek devam ediyorum askı kısmında. Bu boşlukların hepsine. Şöyle göstereyim size. Böyle gelip dolaştığımda şu kısma geldim. Şöyle bu askıdan örüp geldiğimde şu kısma gelmiş olacağım. Yani şimdi bu askıyı her bir trabzan boşluğuna batıp şu şekilde örüyorum. Devam ediyorum. Bakın böyle geldim. Buraya geldiğimde ise artık kol altından örmeye başlayacağım. Ben size yönünü göstereceğim. İlk olarak şimdi şöyle şuraya kadar geleyim. Askının bir tarafını bu şekilde örerek tamamlayarak geldim. Şimdi buraya geldiğimde de hemen 2 tane sık iğnemi bu kısma da örüyorum. Daha sonra bunu buraya güzelce şuraya örüp artık şu beden kısmına geçeceğim. Şöyle tutturdum. Buraya geldiğimde minik minik toplamalar yapmak istediğim için mesela buraya bir tane örüp geçerken buraya 2 tane örüyorum. Şimdi bu kısma geldiğimde de 2 tane öreceğim. Ara ara minik toplamalar yapacağım. Mesela şu küçük dar alanlarda Şuraya geldim, ördüm. Mesela şuradan geçiş yaparken bir tane, burada da bir tane yapıyorum. Burası tam kol altı ya, orada bir miktarda toplamış oluyorum. Bunu siz böyle elinizle takip ederek de nasıl gittiğini görüp oturtmak istediğiniz gibi daha az, daha çok sık iğne sayısıyla daha düzgün düşürebilirsiniz üst kısmını. Buraya geldim. Hemen bakın, şimdi normal her boşluğa ilerlerken şurada, şu alanda bir tane örüp geçiyorum. Buraya tekrar iki tane yapıyorum gibi. Şimdi bunu nereye kadar devam ettireceğim? Bunu da böyle gelip bu kısma geldiğimde şöyle bakın. Şöyle döndüm, geldim. Burada tamamlayacağım. Yani bu taraftan şöylece kol evini tamamlamış olacağım. Yukarıdan başlamıştık. Böyle geliyorum. Bu kısmın sonuna geldiğimde de son sık iğnemi örüp şuradaki ilk örmüş olduğum sık iğnenin olduğu yere batıp kaydırarak ilmeğimi güzelce sıkıştırıyorum ve kesiyorum. Şimdi diğer kol evinin olduğu kısım ve ön arka var. Onları da iki ayrı şekilde, iki ayrı kısım olarak öreceğiz. Yani ne yapacağım? Şimdi buradan başlayıp şu önü göstereyim. Buradan başlayıp buraya ördüğümde arkaya geleceğim. Burayı döneceğim. Bir tur şurayı toparlamış olacağım. Sonra da bu taraftaki, şunu şöyle döndüreyim. Bu taraftaki kol evimizi örüyor olacağız. Bunun için de burada herhangi bir noktadan başlayalım. Hemen birlikte başlayalım. Sonra mantık aynı zaten örme şeklimiz. Şöyle başlayalım hemen. İlmeğimi çıkartayım. Şöyle geleyim şuraya, hemen bir tane örüp şuraya çıkartayım. Şöyle askıya doğru geldim ve askının içine yine boşluklara belli aralıklarla burada herhangi bir eksiltme yapmıyorum. Her bir trabzan boşluğuna iki tane sık iğnemi örüyorum. Böyle bakın, dolaşacağım, arkadan yine geleceğim. Şimdi biraz ilerleyeyim askıda, ön tarafa da birlikte geçelim. Askıdan aşağı doğru, bakın askının bu kısmını tamamladım. Şimdi aşağı doğru geçerken bu askıdaki son boşluğu da iki tane sık iğneyi de örüp hemen buraya gelip askının bu kısmını da güzelce oturtmuş oldum. Ve burada da ön ve arka kısımlardayım ya. Yine ara ara minik minik toparlamalar yerine göre yapacağım. Daha güzel dursun diye. Çok minik tabi. Mesela şimdi burayı geçiyorum düzgün. Ama şu grili kısma geldiğimde şuraya bir tane örüp geçeceğim. Bu şekilde minik minik, mesela burada da bir tane örüp buraya iki tane ile geçiyorum. Bu biraz dediğim gibi göz kararı, üstünüzde nasıl dursun istediğinizle de ilgili. Dökümlü mü, üstte otursun mu, sık, yani daha kavrasın mı göğüs bölgesini deneyerek devam edebilirsiniz. Şimdi bu etrafında nasıl geçtiğimle ilgili akılda bir soru işareti kalmamıştır diye düşünüyorum. Bakın tam olarak buradayız. Şimdi buradan ne yapacağım? Geleceğim. Askıya tekrar çıkıp ön tarafa şuradan dönüp gelip bu önü de tamamladım. Orta kısmı da tamamlamış olacağım ve diğer tarafta şurada kolun etrafını geçtiğim gibi burada da aynı işlemi yapacağım. Bluzumun askı kısmını tamamladım. Şimdi sıra artık etek ucunu örmekte. Bunun için de aynı askı kısmında, göğüs kısmında yaptığım gibi etek kısmına da sık iğnelerle geçip aslında işlemi tamamlayacağız. Şimdi hemen bir tane sık iğnemi çıkartıyorum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra, pardon, sık iğnemi örmeye başlıyorum. Şöyle kol altına gelen bir kısımdan batıyorum. Aynı koldaki gibi, askılardaki gibi her boşluğun içine 2 tane sık iğnemi örerek bir tur geçeceğim. Başladığım noktaya geldiğimde tamamlamış olacağım. Yani buraya kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. %36-40 bedeni uyumlu bu tatlış bluzumuzu tamamlamış olduk. Benim çok içime sindi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Toplamda 160 gram ip harcadım. Bunu da belirtmek isterim. Bu ipten hala ellerinde varsa Bilhayal Ubi ile iletişime geçip temin edebilirsiniz. Yaz için oldukça uygun ve kullanışlı bir ip grubu. Beğendinizse her zamanki gibi sizlerden bir kalbinizi rica edeceğim. Beden büyütmelerini video içerisinde bilgi olarak sizlere bıraktım. Boyunu nasıl uzatırız, bedeni nasıl büyütürüzün bilgileri mevcuttur. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.